Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 10-16 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş Aslan burcunda parlamaya devam ediyor. Gezegeniniz Merkür Aslan burcunda. Oldukça yaratıcı bir enerji veriyor size. Bu dönemde bilinçaltınızdaki konular biraz daha hareketlenirken kendinizi sorgulayabilir. Zaman zaman yalnız kalabileceğiniz çalışmalara, faaliyetlere daha fazla odaklanabilirsiniz. Hafta başı Ay Boğa burcunda olacak ve artık son dördün fazına geliyor. Ay Boğa burcunda çarşamba öğleden sonraki saatlere kadar ilerleyecek. Bu dönemde bazı düşünceleriniz, planlarınız, fikirleriniz, bazı önemli kararlar vermeniz mümkün. Örneğin bir seyahat planını netleştirebilirsiniz ya da eğitim hayatınızla ilgili bazı konular netleşebilir, bir sonuç verebilir. E, hukuksal alanlarda bazı önemli gelişmelerin olması mümkün. Yurt dışı bağlantılı, e, uluslararası alanda, yabancılarla ilgili konularda da bazı önemli kararlar verilebilir ya da şartlar biraz daha görünür hale gelebilir. E, dolayısıyla ayın 11'i, 12'si bu anlamda bazı e, yol ayrımlarına gitmeniz, bazı planlarınızda değişimler olması ya da kararsız kaldığınız bazı konuların netleşmesi de mümkün görünüyor. Ee, kültürel konular oldukça aktif. Yazışmalar, görüşmeler, kısa uzun seyahatler, yakınlarınızdaki kişilerle paylaşımlar, eğitimle ilgili hareketler özellikle hafta başı gündeminizde yoğun bir şekilde yer alabilir. Çarşamba öğleden sonraki saatlerden itibaren ay ikizler burcuna geçecek. Hafta sonuna kadar olan süreç. Çalışıyorsanız işiniz, kariyerinizle ilgili konular ya da eviniz, ailenizle ilgili sorumluluklar, mesuliyetler biraz öne çıkıyor. Bu zaman zaman duygusal anlamda sizi biraz zorlayabilir. Kararsızlıklar da hissedebilirsiniz. Kararsız kaldığınız alanlarda biraz aslında şartları olduğu gibi kabul etmek, biraz oluruna bırakmak, kabulleniş içerisinde olmak hissedebileceğiniz o gerginlikten, stresten sizi kurtarabilir sevgili Başaklar. Perşembe ve Cuma bu anlamda yine toplum önündeki yaptığınız çalışmalar, hareketlerinizle daha fazla dikkat çekebileceğinizi gösteriyor gökyüzü. Bir şekilde bulunduğunuz ortamda herkes sizin yaptıklarınızı, sizin eylemlerinizi ya da sizin konuşmalarınızı biraz önemseyebilir. onları Onlara bir anlamda liderlik yapma pozisyonunda da olabilirsiniz. Mars Koç burcunda ilerleyecek hafta boyunca ve eee Oğlak burcundaki ile dik açısı bu hafta kesinleşiyor. 13'ünde kesinleşecek ama tabi 12'si 14'ü arasında bu e, sert açıyı hissedebiliriz. Genel olarak toplumsal alanlarda da biraz hani gerilim yaratan tehlikeli bir açıdır. Mars Plüto kareleri işte doğa olaylarını tetikleyebilir. E, işte güç e, çatışmaları otoriteyle ilgili olan konularda baskılar ya da karşı gelmeler, şiddet içerikli olaylar, bazen kazalar artabilir. Bireysel olarak da günlük hayatlarımızda daha dikkatli, daha temkinli olmakta fayda var. Hafta sonundaysa Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Hafta sonu aslında Ay'ın pozisyonu sizin için güzel. Ay Yengeç'ten geçerken sevdiğiniz kişilerle daha fazla bir arada olabilir, duygusal paylaşımlar yapabilirsiniz. Aşk hayatınız içinde güzel, keyifli gelişmeler olabilir. Özellikle Cumartesi günü bu anlamda romantik bazı saatler geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla da birlikte yapacağınız her türlü faaliyet program için yine hafta sonu öne çıkıyor. E, parasal konular içinde kendinizi daha güvende hissedebileceğiniz koşulları yine özellikle Cumartesi günü daha rahat sağlayabilirsiniz. Pazar akşam saatleri, öğleden sonraki saatlerde ise e, gerek ilişkiler, sosyal yaşam, arkadaş ilişkileriniz, gerek hani parasal konular, harcamalar, bu alanlarda daha dikkatli, daha temkinli olmakta fayda var. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.